Phantom 3'e uygun bir çanta düşündük. Şimdi bu çantaya Phantom 3'ü nasıl koyabiliriz? Güvenli bir şekilde taşıyabilir miyiz? Bunlara bakacağız. Çantamızı açıyoruz. Bu çantanın nerede ne kadara satıldığı ile ilgili aşağıda paylaşımda bulunacağım. Çantanın fiyatı 55 euro. AliExpress'ten alabilirsiniz. 3 hafta gibi sürede size ulaşabilir. Çantanın içine istediğiniz şekilde dizayn edebiliyorsunuz. Bu içindeki parçaları çıkarıp tekrardan buralara monte ediyorsunuz. Şimdi ben şu parçaları çıkarayım, kenara koyayım. Phantom 3'e uygun bir alan yaratalım. Bu parçalar gayet stabil durabiliyorlar. Evet, şimdi iç kısmımız hemen hemen hazır gibi. Phantom 3'ü alıyorum. Yani uçuştan önce. Pervanelerimizi çıkarıyoruz. Pervanelerimizi çıkardıktan sonra Phantom 3'ü yerleştirmeden önce dikkat etmemiz gereken husus gimbali sabitlememiz gerekiyor taşımadan önce. Bunun için yanında gelen parçamızı alıyoruz. Kamerayı size doğru çeviriyorsunuz. Ardından unlock yazan şeyi bu araya sokuyorsunuz. Size gelecek şekilde. Kameranın karşıya bakması gerekiyor. Evet, şu şekilde. Ve oturttuktan sonra gördüğünüz gibi hiçbir kablo değiyor mu? Değmiyor. Ve kameramız burada sabit. Şu öndeki aralık pek hoşuma gitmedi. Fakat içeri gittiğimiz takdirde güzel bir şekilde sabitliyor. Biraz gibi hareket etmiyor. Şöyle bir parça çıkmıştı. Bu da arkaya takılmıştı. Ben şimdilik emin olmadığım için bu parçayı da buraya takacağım. Şu şekilde duruyordu. Onu da şöyle koyalım. Evet. Şimdi bunu içine yerleştirdikten sonra sıkı tutması için şuraları biraz daraltmamız gerektiğine kanaat getiriyorum. Şu şekilde daraltıyorum. Burayı da daralttık. Şunu şu şekilde alalım. Düzden yana doğru. Aynı şekilde. Burayı da küçültelim. Ve şimdi fantomu içine yerleştirelim. Yedek pervanelerimizi kenara koyabiliriz. Kullandığımız pervanelerimizi istersek buraya koyabiliriz. Ben açtığım zaman bunlar düşebiliyorlar. Gördüğünüz gibi. O yüzden onları da buraya koyacağım. Buraya gözlüğüm için kullanabileceğim HDMI kablosunu koyuyorum. Burayı tamamladıktan sonra şimdi şunları birleştirerek biraz daha içini size göstereceğim. Buraya pantolon ayağı için güvenli bir şekil oluşturuyorum. Evet, şu anda pantolon içinde. Bir sonraki etap olarak kumandamızı koyacağız. Kapatıyorum. Kablosu üstünde kalsın. Antenlerimiz kapalı dursun. Onu şu şekilde yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Ona da yandan destek olması için parçaları ekliyorum.
Normalde şu anda tek pilimiz olduğu için içinde tutabiliriz ama bu yanlara da pil gözü yapabiliriz. Örnek olarak yine elimizdeki parçayı alıyoruz. Ve şu şekilde buraya kat kat yaparak birden fazla pil sığdırabiliriz. Daha bir sürü yerimiz var doldurabileceğimiz ama şimdi şu şekilde bırakıyorum. Fantom gayet güvende içinde. Toza falan bulaşırsak diye kolonya da mendil. Herhangi bir durumda veya ileri izleyebilmek için dürbünümüz mevcut. Ve ön tarafı açıyoruz. Ön taraf da korumalı içeriğiyle birlikte. Buraya tabletimizi koyabiliriz. Gözlüğümüzü istersek bu tarafa veya öteki tarafa koyabiliriz. Bunun dışında micro SD kartımız veya diğer konverter veya aksesuarlarımızı, minik kartlarımızı buralara, içindeki gözlere yerleştirebiliriz. Ben bu çantayı Phantom 2'yi aldığım günden beri kullanıyorum. Gördüğünüz gibi gayet sağlam. Rahatsızlık vermiyor. Ve aynı zamanda eğer motosiklet kullanıyorsanız belinize de şu şekilde takabilirsiniz. Sıkı tutması için. Terletmiyor. Temiz bir çanta. Kendimi çanta satıcısı gibi hissettim ama. Şurada çok güzel bir özellik. Eğer ileride tripod veya benzeri bir şey kullanmak isterseniz tripodunuzu bu araya sokabiliyorsunuz. Ve buradan onu sıkıştırabiliyorsunuz. Kimlik bilgileri yazılı. Herhangi bir şey daha üstüne asmak istersek bu mevcut. Yan taraflara da ekleme yapabilirsiniz. Buralarda bir şeyler takabilirsiniz. Onun dışında çantayla ilgili bir başka özelliğimiz daha var. O da bu aşağıda yağmur korumalığını çıkarabilirsiniz. Herhangi bir durumda eğer yağmur yağarsa çanta su geçirmezlik özelliğini kazanması için içinde koruma yağmurluğu da mevcut. Zevk meselesidir. İsteyenler hard case kullanabilirler. Ben kare hard case'leri hem estetik bulmuyorum hem de sırtta çok iyi durduğunu düşünüyorum. O yüzden bu çantayı bu şekilde uçağa da alabilirsiniz. Uçağa alacaksanız pili alın. Pervaneleri ben koymuyorum sivri oldukları için. Bir şey derlerse gerçekten veya mesela şu anda acil durumlarda kullanabileceğimiz tornavida veya şu gördüğünüz çakı tarzı şeyleri de uçağa almanızda fayda var. Zaten alabileceğinizi zannetmiyorum ama arabayla bir yolculuğa çıkıyorsanız veya motorla şu şekilde alabilirsiniz. Eğer uçak yolculuğuna çıkacaksanız bazı sivri şeyleri çıkarabilirsiniz. Tekrardan bir arkaya açacağım çünkü bir şey koymayı unuttuk. Gördüğünüz gibi her şey içinde sağlam duruyor. Phantom şarj cihazını da şuradan ekliyorum. Ve açıkçası şu anda çantam yolculuğa hazır. Bu videoyu da eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Kırmızı uçuşlar diliyorum. Phantom 3.